Efendim, Kanal T ekranlarında Gökçek'te Sağlıklı Yaşam programından bir kez daha herkese merhabalar, iyi akşamlar diliyoruz. Biliyorsunuz ki yaşamın her anı çok değerlidir ve bu yaşamımızda da bize verilen sağlık en büyük hazinemizden bir tanesidir. Diyerek hocam sizin sözünüzle programı açmak istiyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Hamdolsun, sizi sormalısınız. Bizler de çok iyiyiz. Sağlık çok önemli. Hakikaten zaman zaman bir takım sıkıntılar olabiliyor. Bir anda gelen rahatsızlıklar olabiliyor. İşte bunlara çözüm yolları arıyoruz zaman zaman. Zaten bugün de bu konulardan biraz değineceğiz. İnşallah. İnşallah. Peki neyle başlayalım hocam? Şimdi kış aylarındayız. Çok fazla sızlanmalar vücutta olabiliyor. Ben derim ki biraz romatizmadan konuyu açsak, şöyle herkesin aslında özellikle de orta yaşına ihtiyacım. Evet, havaların soğumaya başlamasıyla birlikte birçok insanda romatizması olanlar da yavaş yavaş ellerinde, ayaklarında, dizinde, bacağında sızlanmalar başlıyor yavaş yavaş. İşte ağrı romatizması olanlar da bu tür rahatsızlar başlıyor, işaret, sinyal veriyor. Şimdi romatizmayı tetikleyen sebepler nelerdir? Lenf bezlerinin şişmesi romatizmayı tetikler, bademciklerin iltihaplanması, diş dibinde, diş kanallarında, dişin dibinde iltihapların birikmesi, yoğunlaşması, diş çürükleri, tedavi Yani iltihaplar edilmesi. romatizmaya kadar gidebiliyor diyorsun. Tabii. Üşütme girip nezlenin tedavi edilmemesi. Fakat esas önemli romatizmayı tetikleyen faktör eklemlerin üzerinde çok ince bir kıkırdak tabakası var. Sıvı salgılar. Sinoviyal sıvı. Eklemler arasında sinoviyal sıvı var. Bir kapsül gibi düşünelim. İnce bir zar gibi. İçi sıvı dolu. Kıkırdakların salgılanmış olduğu sıvıyı bu zar emer. Kapsül gibi bir şey bu. Eklemleri birbirinden korur. Yani çok ince. Milimetrik. Şimdi mesela koşuyoruz, eğiliyoruz. Efendim çeşit çeşit hareketler yapıyoruz. Kıkırdaklar birbirine zarar vermiyor. Kemikler aşınmıyor. Neden? Bu sıvı sayesinde. İşte iltihaplı hastalıklar tedavi edilmezse kanda dolaşan iltihap sinoviyal sıvıya da sirayet ederse ne olur? Romatizma tetikler. Sıvıyı mı tüketiyor peki? La ilahe illallah Muhammed Resulullah eklem iltihaplanmasına sebep oluyor. Römatoid artriti yavaş yavaş tetikliyor. Zamanında kişi tedavi olmazsa ne oluyor? Bu sinoviyal sıvı eklem iltihaplanması yavaş yavaş eklemleri tahrip ediyor, kıkırdaklara zarar veriyor. Zamanla kıkırdaklarda ve hatta kemikte yıpranmalar olur ve yıpranma nedeniyle ne olur? Kemiklerde veyahut da eklemde, kıkırdakta kırılmalar olabilir, küçük kemik kırıklıkları. Bunlara kemik faresi denir. Kemik faresi böyle çok jilet gibi keskin kırıklar. Ne yapıyor? Eklemlerin etrafındaki dokuya, sinirlere, kirişlere, dokuları zarar verdiği, zedelediği için kişiye çok ağrı, çok acı verebilir. Bu nedenle bu tür rahatsızlıklar başlamadan hemen tedavi olmak gerekir. Evet. Romatizmanın tetikleyen faktörleri var. Peki nasıl tedavi edilebilir? Şimdi bu görmüş olduğunuz şeytan pençesi kökü. Buna harpago denir. Harpago. İşte Türkçesi şeytan pençesi. Bunun uzun bir kökü var. 1,5-2 metre derinliğinde. Kazık kök. Bir de şöyle yumru kökleri var. Patates gibi. Bu yumru köklerinin birleşiminde harpagozit denen etken bir madde var. Harpagozit romatizmaya karşı dünyada en etkili maddedir. Şimdi kişi şeytan pençesinin kökünün çayını içse romatizmaya iyi gelir. Fakat etken madde %2,5-3 olduğu için yani ağır vakalarda römatoid artritte, artrozda yani eklem iltihaplanması, eklem deformasyonu, fibromiyaljı yumuşak doku romatizması veya ankilozan spondilit gibi romatizma türlerinde şeytan pençesi kökünün çayı yeterli değil. Hafif rahatsızlarda
şeytan pençesi kökü, söğüt kabuğu, civan perçemi, kır kilit, ısırgan otu. Buna gökçek romatizma çayı diyebiliriz. Evet, hepsini bir arada kullandığımızda bunu daha etkili vatandaş olur. Alıp kullandığında basit romatizma rahatsızlarında iyi gelir, iyileşir. Fakat ağır vakalarda yeterli değil. Bu nedenle ne yapmak gerekir? Ağır vakalarda bu şeytan pençesi kökünün ekstraktının damlasının derecesinin yapılması gerekir. Biz bununla ilgili çok güzel çalışmalar yaptık. Harika, peki çok güzel. Bu arada bir insanın telefonumuz mu var? Hemen alalım. Efendim bakıyoruz, ismini vermek istemeyen bir izleyicimiz Almanya'dan arıyor. Hoş geldiniz. Alo. Merhabalar. Merhabalar, iyi akşamlar. İyi akşamlar, kiminle görüşüyoruz? Ben ismim Ali, soyisimi vermesem iyi dersiniz. Ali Bey, peki hemen sorunuzu alalım o zaman. Ben hocama şunu sormak istiyorum. Ben bir 15 sene önce bir eve girdim. Bu evde mantar vardı. Bilmiyorum hocam, galiba Almanca da biliyor herhalde, değil mi? Evet, buyur. Ben bir evden rahatsız oldum. Evde sonra mantar varmış, bir de bu zehirli maddeler varmış. Bu zehirli maddeler durmadan vücudumu yakıyor. Sinir sistemlerimi bozdu. Bunun bir çaresini bir türlü bulamadım yani. Ha, evet. Şöyle, Almanya Türkiye gibi sıcak bir ülke değil. Hı hı. Soğuk bir ülke, çok yağmurlu. Evet. 12 ayın 11'i kış gibi, yani kötü havası var. Ben de 29 yıl Almanya'da kaldım. Almanya'yı hiç sevmediğim halde şartlardan dolayı Türkiye'ye dönemedik bir türlü. Dönem dönem derken 29 yılımız geçti. Ben de 7-8 sene ev değiştirdim bu nedenle. Bodrum katında kalırsınız, nemi çeker. Bodrum katında veya zemin katta tehlikeli, romatizmaya yakalanırsınız. Almanya hele hele çok kötü. Kuzey cephesinde güneş görmeyen bir cephede oturursanız çok nemli, küflü olur. Romatizmayı tetikler, faranjiti, bronşiti, astımı tetikler. Evde mümkünse kişi evini güney cephesine, güneş bakan yönde olması gerekir. Çatı katı, zemin katı, bodrum, kuzey cephesi iyi değil. Mesela Karadenizler hep kuzeye bakıyor. Hepsi çok romatizma hastası var. Hocam güney zaten çok çok önemli. Yani günde bir saat olsa, iki saat olsa çocuklarımız da yetişkin bireylerinde alması lazım. Evet, güney cephesi, ben güney cephesi bulana kadar ev aradım. Ama siz 7. 29 evde, yılda 7 ev değiştirmiş, sağlam kalmışsınız evet, evet. Bitkiler sayesinde. Tabii tabii. Yani şimdi bir vatandaşımız ailece hasta. Almanya yine. Almanya'da 7. katta oturuyorlar. Güney cephesi. Şimdi karı koca hasta, çocukları hasta, bronşitti, faranjitti, romatizmaydı, çeşitli hastalıklar var. Dedi ki ya bizde neden bu kadar hastalık var? Hanıma dedim ki git bir evlerini bir kontrol et. Bunların acaba evlerinde küf mü var dedim. Çünkü mesela gece yattınız, sabaha kadar terliyorsunuz. Rutubet. Rutubet oluşuyor işte, şu kadar litre vücuttan buharlaşıyor. Nefes yoluyla, teri, ter evet. yoluyla vesaire. Bu da nereye gidiyor? Pencere açık olmasa, klima olmasa, havalandırma olmasa küfleniyor dolapların arkaları vesaire. Hanım evine gittiği de demiş ki, bakmış ki dolapların arkası hep küf. Bütün evi küf kaplamış. Kadına demiş ki, sen evini hiç havalandırmaz mısın demiş. Şimdi kişi, yani güney cephesinde bile olsa yatağını havalandırması gerekir, yatağını kaldırması gerekir. Sabah kalktığında yatağın altını havalanması gerekir. Tabii şöyle sabah kalktığınızda bir yatağını havalandırması, açılır. Yastığını havalandırması. Muhakkak. Kuzey cephesinde oluyorsa daha çok havalandırması gerekir. Aksi takdirde küf mantarı birçok hastalığı tetikler, tehlikelidir. Evet, bu tür rahatsızlığa yakalananların faranjit, bronşitse tedavisi mümkün. Romatizma ise tedavisi mümkün. Problem yok. Anladım. Her türlü rahatsız tedavi edilebilir. Ayı Bey'in sorusuna cevap verdik. Ne olduğunu diyelim. Bilmem gerekir. Ona göre arasında görüşelim. Peki. O zaman ne yapalım? Romatizmadan hemen şöyle bir kemik erimesine geçelim. Evet, devam geçelim, edelim. Tabii. Evet, kemik erimesi. Yine o da orta yaşın üstünde. Bayanlarda genellikle menopoza giren bayanlarda daha çok ve daha sık gözükür. Almanya'da istatistiklere göre bayanların %20'sinde
osteoporoz, yani kemik erimesi var. Evet. Hocam bir de yanlışım varsa düzeltin. Herhangi bir kanser tedavisi gören bir takım ilaçlar var. Bunlar da kemik erimesi yapıyor değil mi? Tabii. Aşırı kimyasal ilaçlar bağırsak florasına zarar verir. Bağırsaktaki faydalı bakteriler azalır. Zararlı bakteri ve mantarlar çoğalır. Zararlı bakteri ve mantarlar üretmiş olduğu toksik maddeler emilere, karaciğere gelir. Karaciğer bu toksik maddeleri arıtmak için aşırı vitamin harcar. Karaciğer zamanla yorulur, yağlanır. Aratamadığı toksik maddeler vücudun diğer noktalarına depolanır. Kişinin vücudu neye döner? Çöplüğe döner. Bir zamanlar İstanbul Belediye Başkanı Nurettin Sözen'di. Onun zamanında belediyenin fen işleri grev yapmıştı. İstanbul çöplüğe dönmüştü. Ben de o zaman Türkiye izine gelmiştim. Kapalı çarşıda turistler böyle buralarına mendil tutmuşlar. Oh my god diye. O tarafa bu tarafa herkes bir tarafa kaçışıyor. Çöplük gibiydi İstanbul. Bazıları da çöplerini oraya dikmiş, bazıları oraya atmış. Oradaki dükkan sahipleri birbiriyle kavga yapıyorlar. Buraya çöp neden attın? O diyor buraya niye attın? Vesaire vesaire. Şimdi insan vücudunda da ortalama insan vücudunun %18'i bağ dokusundan oluşur. Bağ dokusu. Evet. Bağ dokusu nedir? İşte gözünüzü tutan bir bağ dokusu var. Gözün bağ dokusu olmasa gözünüz pat elinize düşer. Geri korusun. Allah korusun. Burnunuz düşer, burnunuzu, dişiniz düşer, dişinizi. Bütün organları tutan bir doku vardır. Buna evet. Bağ dokusu denir. İnsan vücudunun %18'i bağ dokusundan oluşur. Bağ dokusu hücrelere, organlara besleyici madde, oksijen, vitamin, mineral, enzim akışını sağlar. Bir, buradaki toksik maddenin toplanmasını sağlar. İki, fakat kişi yanlış besleniyorsa vesaire şundan bundan dolayı bağ dokusunda cerahat, çuruf, pislik, artık madde yoğunlaşırsa burası bir mikrop yuvası haline gelir. Lenf kanalları normal olarak günde 3,5-4 litre ölü hücreler, ölü bakteriler, yağ artıkları, protein artıkları, karbonhidrat artık madde toplar. Belediyenin fen işleri gibi, çöpçü gibi, çöp toplama. İnsan vücudunda takriben 600 adet lenf bezesi var. Bu lenf kanalları da çöp toplanan konteynerler gibi düşünelim. Bu da buradan toplanan artık maddeleri temizler, arıtır ve kana ve toplar damara verir veyahut da toplar damara nakleder. Çalışan müthiş bir mekanizma aslında vücudumuz. Evet. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Ya. Bir saniyede 50 bin hücre ölüyor, 50 bin hücre faaliyete geçiyor. Bir saniyede 500 katrilyon kimyasal reaksiyon meydana geliyor. Bu reaksiyon için vitamin, mineral, enzim, oksijen vesaire vesaire lazım. Şimdi kişinin kemiği 0 yaşından 40 yaşına kadar yavaş yavaş artar kemiğin yoğunluğu. Hı hı. 40 yaşından ölene kadar yavaş yavaş azalır. Bu azalma %1'dir 40 yaşından sonra. Eğer ki %1,5'a çıkarsa o kişide osteoporoz tehlikesi olur. Bizim tanıdığımız aile dostumuz Süleyman Bey, doktor kendisi. Evet. Şimdi doktor, annesi osteoporozdan dolayı hem diz hem kalça ameliyatı, protez takılması gerekiyor. Fakat kadıncağızda tansiyon var, kolesterol var, bronşit var, karaciğer o kadar rahatsızlığı var ki. Doktorlar demiş ki ameliyat masasında kalır, çok ağır hasta. Kadıncağız yürüyemiyor korkudan, bir yeri kırılacak diye. Kemikler böyle sünger gibi içi boşalmış. Kalsiyum azalmış. Dedim ki acele yok. 6 hafta deneyeceğiz. Ne deneyeceğiz? İşte özel formüllerimiz var efendim. Ne iyi gelir? Söğüt kabuğu, at kuyruğu otu, ısırgan otu vesaire. Bunları kullanacağız, bakacağız. 6 hafta sonra tekrar annesini doktora götürüyor. Doktor diyor ki aman Allah'ım. Kan kemiklerindeki kalsiyum %68 yükselmiş. Ameliyata gerek yok. Bu yeter. Ameliyatsız şifalı bitkilerle biz onu ne yaptık? Sağlığına kavuşturduk. Ne mutlu ameliyatsız. Size. Evet, elhamdülillah. Ne mutlu ne bize. Güzel. Bununla ilgili şu gördüğünüz evet. Bildiğimiz söğüt kabuğu. Buraya mı? Söğüt kabuğu. Söğüdün çiçek açmış hali şu kedicikler. Söğüdün kabuğu soyulur. Bunun ekstraktından elde edilen salisin karaciğerde salisilik aside dönüşür. Yani aspirini ham maddesi. 114 yıl önce aspirini söğütün kabuğundan elde ettiler. Fakat bu kadar söğüt
Bu kadar talep olunca ne yaptılar? Söğüdü bıraktılar, kimyasal ürettiler. Kimyasal üretilen aspirin mideye zarar verir, böbreklere zarar verir, bağırsaklara zarar verir. Tehlikeli, kimyasal olduğu için. Fakat söğüt kabuğundan elde edilen söğüt ekstresi zarar vermez çünkü doğaldır. Bir, iki, bu direkt asit olarak mideye etki yapmıyor. Saligenin şeklinde mideden bağırsağa geçiyor, bağırsaktan karaciğere. Karaciğere geldiğinde ne oluyor? Kargodan gelen paket gibi açılıyor çak çak çak. Ne oluyor? Salisilik asit oluyor. Hiçbir yan tesiri yok. Fakat aspirin gibi direkt asit olarak alınsa ne olur? Tehlikeli olur. Evet. Çok da ilaca bağımlı olmamak lazım hocam. Hani bitkilerin de faydasına inanmak lazım. İşte burada saligenin yani söğüt kabuğundan elde edilen o ekstrakt kargodan gelen paket gibi direkt kana karışınca etki yapmaya başlıyor. Midede, bağırsaklarda, karaciğerde zarar vermiyor. Evet. Fakat kimyasal ilaçlar ne yapıyor? Bütün organlara zarar veriyor. Mide kanı. Mesela benim bir tanıdığım adamcağız sabah gelmiş. Beti benzi solmuş. Ölü gibi. Dedim ki ne oldu? Bilmiyorum ne oldu? Ne oldu? Dedim ki sende bir durum var. Başım ağrıyor. Dedim aspirin mi aldın? E nereden biliyorsun sen? Dedim herhalde bir kanama geçirdin. Acil doktora git. Tamam dedim. Doktoruna gitmiş demiş ki doktoru iyi ki geldin. Yoksa yarım saat sonra kurtaramazsın. İki aspirin almış. Mide kanamasına az kalsın ölecekmiş. Ki halbuki biz farkına hani varmamış. Diğer ağrı kesicilere nazaran aspirin daha hafif bir ilaç. Öyle biliriz de öyle değil. Salisilik asit, asit. Kimyasal asit. Bitkisel asit değil. Elma da asit içerir. Malik asit. Zararlı mı değil? Meyve asidi zararlı, kimya asidi farklı. Meyve asidi farklı. Doğru hocam. Farklı farklı asitler var. Peki ne yapalım şimdi? Böbrek yetmezliğine bir değinelim mi? Böbrek yetmezliğine geçelim. Okey. Şimdi böbrek problemi, böbrek yetmezliğini tetikleyen birçok faktör var. Efendim böbreğinde kişinin bazıları sürekli kist oluşuyor, büyüyor. Bazılarının böbreğinde taş oluşur, büyüyor, zarar veriyor böbreğe. Bazılarında kum oluşur. Bazılarında işte ne dedik? Diş dibindeki iltihap, diş kökündeki, diş kanalındaki iltihap kana karışıyor. Veyahut da lenf bezesindeki veya bademcindeki iltihaplar kana karışıyor, böbreklere zarar veriyor. Böbrekler tedavi edilmezse böbrek yavaş yavaş çürüyor, büzülüyor, küçülüyor. Fakat böbrek yetmezliğinin esas tetikleyen ana faktör %98 nedir? Nedir? Tansiyon ilaçları, diyabet ilaçları, kolesterol ilaçları, antidepresanlar yani kimya. Evet. Kimyasal ilaç, sürekli ilaç kullanıyorsa kişi bazıları leplepe gibi atıyor. Sanki çok şey yanlış. Bedava çok. Sigorta veriyor. Eczanına gidiyor. Alıyor. O maşallah. Nasıl olsa bedava diye atıyor. Böbrekler çürüyor. Ondan sonra geliyor. Diyor ki bana hocam böbreklerim küçülmüş. Nohut kadar kalmış. Onun tedavisi mümkün diyor. Geçin bir tanesi. O saatte. La ilahe illallah Muhammed Resulullah dedim. Yani ben aciz bir kulum. Allah'ın aciz bir kulu. Ben ona ne faydam olacak? Şimdi kişinin böbrekleri büzülmemişse, küçülmemişse, erimemişse kimyasal ilaçlar yavaş yavaş erite yok ediyor. Kimyasal ilaçtan dolayı böbrekler bitmemişse yani erken teşhiste. Erken teşhis olmuşsa böbrekler diyalize giren hastayı bile burada raporlar var. Harikasınız hocam. Bu vatandaş kaç yaşında? 71 doğumlu. Bunun bir yaş sınırı var 70, mı? Yok fark etmez. Yok çocuklarda da olabiliyor. Keratini 2-3 hafta doktora demiş ki şöyle mi? Hemen. Şöyle mi? Evet. Doktora demiş ki tehlikeli böbrek yetmezliği başlamış. Ne olacak? İşte tedavi olmazsa böbrek nakline kadar gider. Önce diyaliz sonra böbrek. Efendim. Dedim ki problem değil. Bakacağız, deneyeceğiz. Denemeden bir şey söyleyemeyiz. Ne kadar sürede faydasını gördük? 3 hafta. Harika. Kişiye göre değişir. Mesela kreatini 2 kolay. Kreatini 3 kolay. Kreatini 4 kolay. Ama 7-8 olmuş. İlerlemiş. Biraz zor. Evet anladım. Kişiye göre. Yani diyalizdeki güzel tedavi yöntemleriniz var. Tabii. Böbrek taşından da bahsedeceğiz. Bu arada sanırım bir reklam arasına gideceğiz değil mi? Ne kadar süremiz var? Bir iki dakikamız var mı? Hemen o zaman hocam bir reklama gidelim. Tekrar karşınızda olacağız. Bizden ayrılmayın.
Şöyle mi? Evet. Evet. Şimdi biraz önce romatizmeye karşı şeytan pençesi kökünden bahsetmiştim. Şeytan pençesi köküne Türkçe karşı Latincesi harpago. Şeytan pençesi kökü vatandaşın hoşuna gitmediği için biz, yani şeytan pençesi ismini duymak istemeyenler oldu. Dediler ki ya daha güzel bir isim yok mu? Daha havalı. Ha, daha havalı. Şeytan pençesi kökü ismi, bunun çiçeği kuruduğu zaman, küçüldüğü zaman böyle pençe gibi olur. Bu nedenle şeytan pençesi kökü denir. Harpago, şeytan pençesi kökü, Latincesi harpago, procombensis. Bu harpagonun birleşimindeki harpagozitler romatizmaya karşı dünyada en etkili bitkidir. Bununla ilgili Almanya'da Profesör Doktor Kubrinski 10 binlerce kişiyi tedavi etmiş. Ne güzel. Artrit, artroz, ankilozan spondilit gibi rahatsızları olan insanları tedavi etmiştir. Çayı içilir, çayı da iyi gelir. Fakat çayı yeterli değildir. Bu nedenle ne yapmak gerekir? Bizim burada üretmiş olduğumuz bu harpago sadece şeytan pençesi kökünün ekstraktı değil, aynı zamanda söğüt kabuğu ekstraktı, at kuyruğu otu ekstraktı, ısırgan otu ekstraktı. Isırgan da mesela romatizme karşı etkisi ispat edilmiş. Evet. At kuyruğu otunun romatizme karşı etkisi ispat. Huş yaprağının ekstraktı Almanya'da 1200 kişi üzerinde romatizma hastalığı üzerinde tedavi edilmiş, denenmiş, etkisi ispat edilmiş. Bu nedenle biz ne yaptık? Çok özel bir formül geliştirdik. Harpago 19 çeşit bitki ekstresi içerir. Tabi farklı farklı oranlarda. Kişi, bu zaten Avrupa'da, Amerika'da 10 binlerce insan üzerinde denenmiş. En ağır romatizma hastaları tedavi edilmiş. Güvenilir diyebiliriz. Evet, güvenilir tabi. Biz bunu ne yaptık? Daha etkili hale getirdik. Almanların ürettiğinden daha kalitesini ürettik. 19 çeşit bitki. Neden? Almanlar ne farkımız var? Kayserliyiz. Peki hocam. Kayserli şimdi olmak biraz da şey, yani Almanlardan üstün yapıyor. Evet. Kemik erimesi için. Şimdi kemik erimesine karşı da söğüt kabuğu birleşimindeki saligenin midede, bağırsaklarda çözülmüyor, karaciğerde. Bu nedenle hiçbir yan etkisi yok. Klinik araştırmalarla bel, boyun, sırt, omuz, diz, kalça ağrılarına karşı etkili. Kemiklerdeki kalsiyum oranı azalırsa kişinin iskeleti ne yapıyor? Zamanla zayıf. Vücudu taşıyamıyor. Ağrı sızı, orası burası ağrıyor. Eklemleri ağrıyor. Ki belli bir yaşta ağrı kırık yapıyor. Olduğunda da çok zor kaynıyor. Çok önemli. Allah korusun tabii. Kırık olursa çok kötü. Çok önemli. Bununla ilgili, söğütle ilgili birçok klinik araştırması yapılmış. Yapılan araştırmalarda kemik erimesini önlediği, omuz, diz, bel, kalça ağrılarını iyileştirdiği klinik araştırmalarla belgelemiştir. Hı hı. Bunun birleşiminde sadece söğüt kabuğunun ekstraktı değil, aynı zamanda at kuyruğu otu ekstraktı, at kuyruğu bağ dokusunu güçlendirir. Böbrekleri temizler. Yüksek oranda silisyum içerir. Salisilikle birbirine karıştırdım. O kadar çok var ki normaldir hocam. Bu bağ dokusunu güçlendirir, temizler, arıtır. Çok çok önemlidir. Bunun birleşiminde artı ısırgan otunun yaprağının ekstraktı var. Yine ısırgan. Yüzlerce, tabii yüzlerce ısırgan otuyla da ilgili çok güzel klinik araştırmaları var. Etkisi ispat edilmiş, belgelenmiş. Onlardan benim yazmış olduğum bu kitapta tabii ısırgan otunun ilerleyen programlar. Almanya'da 4500 romatizma hastası ısırganın yaprağından elde edilen ekstrakla tedavi edilmiş. Belge var, bilgi var yani. Benim kitabımda çok ayrıntılı bilgi var bununla ilgili. İsteyenler doğaltedavi.net'ten de bilgi sahibi olabilir. Şifalı bitkiler ve evet. Alternatif tıp, İbrahim Gökçe'nin kitabı, evet. Muhakkak edinelim. Bu da huş, olsun. Huş forte. Böbrek yetmezliği. Böbrek yetmezliğine kadar. Huş, neden huş? Böyle çok yoğun oranda topraktaki çok derinlerdeki suyu çeker ve çekilen su ağacın gövdesinden yukarı doğru çıkarken o kadar çok su taşır ki hışır hışır eder. Yani kulağınızı
ağacın gövdesine şöyle verdiğinizde o sesi duyarsınız. Yani çok yoğun. Bir, bu çekmiş olduğu, topraktan çekmiş olduğu suyu yapraklarıyla eterik yağa dönüştürerek çevreye yayar. Çok enteresan. Yani bu bir doğal parfüm gibi. Antiviral, antibakteriyel, antimikostik. Yani bir bitkinin, bir ağacın çevreye olan katkısı, dünyaya, insanlığa katkısı 250 bin euro bir ağacın değeri insan için, yani çevre için, tabiat için. Kıymetini bilmiyoruz ama. Kıymetini bilelim, ağaçlarımızı koruyalım. Özellikle de büyük şehirlerde sokaklara zakkum gibi zehirli ağaçlar yerine meyve veren ağaçları ekelim. Böcekleri, çiçekleri, ağaçları koruyalım. Evet. Huşun etkisi ispat edilmiş. Artı huş forte'nin birleşiminde altın başak otu var. Altın başak otu böbrekleri temizler, arıtır, iltihapları yok eder, taşı kumu eritir. Ne böbrekler için altın başak otu dünyada en etkili bitkidir. Mesela biz bir beyefendi böbrek yetmezliğinden dolayı diyalize giriyordu. Bana geldiğinde 4 aydır diyalize giriyor. Kreatini, raporları burada. Dedim ki ya diyalize girmemiş olsaydınız yani iyileşme ihtimaliniz büyüktü. %80, %90 ama diyalize giriyorsunuz 4 aydır. Yani bu işin garantisi olmaz. Denemek istiyorsanız 6 hafta deneyin. Bakın. Olumlu olursa, gelişme olursa devam edin. Ben deneyeceğim dedi. Çünkü böbrek yetmezden dolayı diyalize giriyor ya. Halsiz, dermansız, yorgun, bitkin, kanı temiz olmadı. Kanı kirlendiği için enerjisi bitiyor. İş yerini satmış, hayata küsmüş vesaire vesaire. 6 hafta sonra kendine gelince dedi ki ben devam ediyorum. İyi hadi bakalım. İki ay sonra doktoruna gitmiş. Demiş ki ben diyalize girmek istemiyorum. Turp gibiyim. Evet dedim ki yok bana söyleme. Doktoruna söyle. Doktoruna demiş ki ben diyalize girmek istemiyorum. Ya çok güzel mükemmel ama sen yine de devam et. Acele etme acele etme. 4 ay sonra diyalizi bıraktı. Hamdolsun. Şimdi 6 yıl geçti aradan. Hala diyaliz problemi, böbrek problemi yok. Arada sırada beni arıyor. Hocam. Bu arada çok güzel bir amaca hizmet ediyorsunuz. Hani tabii tabii. Bitkiler çok çok önemli. İsteyen kendisine ulaşabilir. İnternete adresini yazmış hatta. Kendisi şu anda. Ne güzel. Antalya'da. Bizim bayimiz. Gönüllü bayi. Abi çok güzel. Evet. Böbrekteki her türlü rahatsızlığa karşı mükemmel. Böbrek taşından da bahsettik döktüğünden. Evet. Hocam sistitten bahsedemedik ama şöyle hemen. Sistite karşı ayı üzümü. Evet. Ayı üzümüyle ilgili Almanya'da 75 doktor, urolog yani hepsi uroloji, urolog. İdrar yolları enfeksiyonu konusunda, idrar yolları rahatsızları konusunda uzman. Bunlar sistit, interstisyal sistit, aktif mesane, idrarını tutamama, idrarını kaçırma vesaire rahatsızlığı olan hastaları ayı üzümü yaprağının ekstraktiyle tedavi etmişlerdir. Ayı üzümü yaprağı. Nerede yetişiyor hocam ayı üzümü? Ayı üzümü Türkiye'nin Karadeniz, Doğu Anadolu'nun yüksek platolarında yani evet. Türkiye'nin her tarafında yetişmez. Evet. Biraz soğuk sever Karadeniz bölgesinde. Bunun birleşimindeki etken madde ama çok enteresan bir özelliğe sahip. Nedir o özellik? Kişinin idrarının pH değeri hafif alkalik olursa yani 7'nin üzerinde olursa %100 etkili. Çok çok daha etkili. Evet. Bakteri, virüs ve mantarları yok ediyor. Çünkü bunun ayı üzümünün yaprağının ekstraktında aukibigenin denen bir madde var. Bu çözülüyor. Aukibin denen etken maddeye dönüşür. Bu da bakteri, virüs ve mantarları yok ediyor. Harikasınız 186 hocam. Bin sistit rahatsızlığı olan hasta ayı üzümüyle tedavi edilmiştir. Çözüm sadece kavuşuyor. Almanya'da. Evet. Peki çok güzel. Ne kadar faydalı bilgiler verdiniz. Romatizma, kemik erimesi, böbrek yetmezliği, böbrek taşı ve sistitten bahsettik. Tedavi yöntemlerinden bahsettik. Ben çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Zamanımız burada doldu ama yarıda bırakmıyoruz. Hafta yine farklı bitkilerden, farklı rahatsızlıklardan bahsedeceğiz. İnşallah. Ben teşekkür ediyorum efendim İbrahim Gökçe'ye. Evet Kanal T ekranlarındaydınız. Gökçek'te Sağlıklı Yaşam programındaydınız. Bugünlük bize ayrılan süre bu kadar. Haftaya tekrar hafta sonu aynı saatte karşınızda oluncaya dek. Mutlu kalın, sağlık hep yanınızda olsun.